Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşınız geldi. Hadi hazırsanız alınsın çaylar kahveler geçilsin en rahat köşeye. Haftaya Sevaş'la başlıyoruz. Haydi bakalım bugünün konuşulanları nelermiş şöyle bir göz atalım. Dün biliyorsunuz Deniz Akkaya'nın e, Somer e, şefle alakalı paylaşısını sizlerle paylaşmıştım. Yorumlar gelmiş. Babasının arkadaşı ne var? Gidebilir falan gibi de yorumlar gelmiş. İşte eksik biliyorsun. Eksik bilmiyorum hayatım. Siz de yadırgamadınız mı? Kadın tanımıyorum diyor. Ee, kızın anası tanımıyor. Niye izin versin? Ee, üstelik de e, babasının ailesi, tüm fertleri buradaymış. Yok birisi bana mesaj atmış. Babasının borçları var. var Gelemiyor da. Bilmem işte Somer şefte onun arkadaşıymış. Ayşe'nin babasının. Eee? Tüm bu olsa bile de kan bağı yok. Amcası değil, teyzesi değil, halası değil. Kaldı ki bu zamanda onlara bile güvenmek çok zorken, kızın da başına böyle bir iş gelmişken, annesinin de müsaadesi yokken, elin adamı niye gidiyor da e, birinin kızının ne bileyim artık e, ne maksatla gittiğini bilemem tabii ki. Yardımcı olmak belki de babasından selamı mı götürüyor? Yani nedir ne değildir detayını bilmiyorum tabii ki ama bana göre yanlış kardeşim. Ee, eleştirebiliriz. En çok da ben eleştirdim biliyorsunuz Deniz Akkay'ı ama bir e, kızın, bir kız evladının en güvenli limanı gene anasının yanıdır kardeşim. Bu sözümün arkasındayım. Bu kız da neticede en iyi okullarda okumuş. Annesinin bu zamana kadar yanındaymış. Yani en korunaklı yer hangimizin annesiyle arasında atışma, ta, tartışma ya da bir takım böyle e, münakaşalar olmamıştır. Hepimizin olmuştur. Şimdi iyi öldürürüm, hakkını veririm. Kanımı kesseniz bildiğimi söylerim kardeşim. Ben burada bir anne kız ilişkisini değerlendirdim. Deniz Akkaya diye bakmadım. Herkesin fikrine de saygılıyım ama kusura bakmayın. E, örselenmiş bir kızı alıp da hele de annesinin ifadelerine göre e, kızının dan küçük birisiyle birlikte olan bir adamın benim kızımın yanında ne işi var diye selzenişleri var. E ben de hak verdim Deniz Akkaya. Kan bağı almayan diyor ki ailesi biliyor diyor. Tenezzül edip diyor izin de verdiğim halde diyor. Babanın ailesinden bahsediyor. İlgilenmediler diyor. Yani şimdi babasının ailesinin ilgilenmediğiyle elin adamı ne derece ilgilenir? Yani Somer şefin de üstüne vazife değil diye düşünüyorum. Üstelik de anası izin vermiyorsa. Kusura bakmayın da bu kadar da olmaz yani. Düşünsenize tamam bir, bir şeyler yaşanmış. E sen kalkacaksın. Benim kızımı görmeye gideceksin. Ne hakla? Kadın bence ne derler yerden göğe kadar haklı buluyorum ben Deniz Akkaya'nın selzenişlerini. Ne münasebet izin vermiyorum diyor. Onun izin vermediği biriyle kızı niye görüşsün? Bana tuhaf geldi, manasız geldi ve saçma geldi sözlerimin arkasındayım ve tüm bu yaşananların da karma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deniz Akkaya da çok büyük konuştu. Şimdi eğri oturup doğru konuşacaksak yani onun ailesini beğenmedi, laf etti, onun çocuğuna laf etti, onun ailesine laf etti. İşte o sınavı kendi de veriyor. İnşallah farkına varmıştır. İnsan bir, bir takım şeylerin farkına varıp dan dediği zaman geçmiş olsun. Oradaki düğüm çözülüyor. Ha bunu öğrenmediyse hayat ona döve döve de öğretecektir. Bu kelimeleri niye mi söyledim? Bu kelimeleri çünkü dün de yine bana yorumlarda gelmiş Sevoş, Yağmur, Çevik video çekmiş açıklamalarda bulunuyor. Falandır, pişmandır. Ay Anacığım, ne yapayım yetişemiyorum bunların hızına. Yağmur Çevik de kendini ifade etmeye çalışmış. Neden ayrıldım? Niçin ayrıldım? İşte ee, biraz içerlemiş bir cambalenin söylediklerine. Namusuma laf edildi diyor. Sinirlenmiş, kaşar, maşar, sarıbeze delirmiş Zaten. Ben diyor işte diyor geldim, işimi yaptım, kimseyle de kötü olmadım diyor. Bir can balenin daha önceden kendisine birlikte çalışalım diye teklif getirdiğini ama sonrasından başka biriyle mi gitmiş, bir şeyler olmuş. Yani öncesinde Bir can balenin kendisini çok beğendiğini falandır pişmandır. İşte ben sizin gibi değilim falan. Bir kelime kullandı ki ben Yağmur Çiv'in duruşunu ne derler doğru bulmuştum. Çünkü kadın sessiz, kenarısın, çekildi. Allah'a bıraktı ve Allah da adaletin öyle anında gösterdi ki yani tepe taklak geldiler. Ama onun da e, egosuna yenik düşüp bazı söylemlerde bulunmasını da doğru bulmuyorum. Bakın e, kızını acımayan bana mı diyor Deniz Akkaya için. Bakın siz kendi kavganızı kendiniz üzerinden yapın. Kızını acımayan bana mı acır işte e, bildiğimi söylerim İşte ben e, lafımı esirgemem şudur budur okey ama burada e, küçük bir nacizane tavsiyem olsun. Önce Yağmur Çevik'in anlattığı konulara geçmeden önce. Deniz Akkaya olarak bakmayalım olaya. X bir anne olarak da bakalım. Bir anne kız ilişkisi çatırdamış. Kıza daha çok üzüldüm ben anneden ziyade. Baba bir tarafta, anne bir tarafta. Kendisi çocuk esirgemede bir geçiş evresinde. Olabilir ya. Bu kadar da e, yüreğinizi karartmayın. Sen de yarın bir anne adayısın. Bak evlisin. Belki çocuğun olacak. Büyük konuşmamak lazım. Deniz Akkaya büyük konuştuğu için kaybetti. Sen şimdi onu anneliğinden vuruyorsun ama sen de bir anne adayısın. Yarın senin de evladın olacak. Ne doğuracağının garantisi var mı? Bu kadar gözünüzü karartmayın ya. Ben birinin e, evliyken bir başkasının evliliğini didiklediğinde kırıcı olduğunda ya da ne bileyim bir çocuk sahibi hakkında konuşurken dikkat etmediğinde nasıl yani benim de evladım var aman Allah korusun diye içinden geçmiyor mu diye hep düşünmüşümdür. Birazcık bu konuların dışında konuşmalarına e, ne derler hak verdim ben Yağmur Çevik'in. Çünkü Yağmur Çevik diyor ki ben kardeşim kimsenin etlisine süsüne karışmadım. Ayrıca da diyor kimsenin yancısı da değilim. Kimsenin e, sayesinde de gitmedim. Beni Beyaz TV aradı. Çalışmak istedi. Çalıştık. E, şartlar, koşullar siz de biliyorsunuz uyuşamadık. Ben de ayrılmak istediğimi, istifa etmek istediğini kendi söylemiş. Karşılıklı feshedelim anlaşmayı demişler. Avukatlarım görürsün falan deyince hani bir maliyet çıkmasın diye herhalde karşılıklı feshedelim demişler. Ayrıldım diyor. Ee, ben zannediyorum ki diyor hani diyor gene ekip arkadaşlarımız arkamdan tef çaldılar diyor. Bayağı bir içerlemiş Arto'ya. Hem eşi hem kendi. Ondan sonra orada işte herhalde güzel şeyler paylaşmışlar. Hayatım Arto sereni satmış, seni mi satmaz? Oho, kaç yıllık arkadaşını satmış. Ekran için oradakilerin bir canın, Arto'nun, hele e, Hande Sarıoğlu'nun yani zil takıp oynamıştır. Satamayacağı insan yok bence. Ama o da öğrenecek tabii ki. işte biraz içerlemiş bunlara kendince o da işte biraz egosuna yenik. Yani ben işte sürekli işte yeni bir şeyler denedim, onu denedim. Ya sen de sen sağdan konuştun, o soldan konuştu. Yeni bir şey denedim derken ha gene iyi de hakkını veririm. Yani bir bir can kadar da e, akıcı konuşmuyordu ya da e, kendi programında YouTube'daki başarısını o platforma taşıyamadı. Şimdi Herkesi kendi penceresinden eleştirecek olursak yani eşiyle kendi ortamında kendi yaptığı programda kendi konfor alanında daha rahat olduğu için daha başarılı. Belki Beyaz TV'deki ekiple anlaşamadığı için de başaramamış olabilir ona çünkü o fırsat tanınmadı. Hepsi böyle panter gibi saldırdı. Belki farklı bir kanalda farklı bir şekilde başarılı olabilir. Bu arada Arto zaten saygısız. Daha önce en yakın arkadaşına yapmış sana mı yapmayacak? Arto'nun yaptıkları da doğru değil. Onun namusuna laf etmesi, bilmem abudik, abidik gubidik yorumlarda bulunması dava edeceğim diyor. Ee, herhalde kimi artık bir canımı Deniz Akkaya mı? Bebeleri alın pistten falan pişman ben kimsenin sayesinde gelmedim. İşte yeni yetmeleri alın 5 aylık falan. Ben de kendi alanımda 5 aylık falan değilim diye bir diş gösterdi ondan sonra başarılı olduğunu tabii ki söyleyecek. Bazen de tevazulu olmamak lazım. Madem başarısızdım, madem kötüydüm, sen geldin bana iş teklifinde bulundun. Beraber çalışalım dediğin günleri unuttun mu diye de bir canı e, bir bir can da ne fena fettan, görüyor musun? O kendini tekrar kabul ettirebilmek için birilerine de teklif götürmüş Beyaz TV'ye. Gelmiş daha öncesinden e, Yağmur Çebi. Onları anlattı. Ağustos'ta yeni programım başlıyor dedi. Deniz Akkaya konusunda söyledikleri Tamam onlar da buna söylediler yani tef çaldılar arkasında neler yaptılar hiç doğru değil. Ama bu sektör kurtlar sofrası ve herkesin birbirinin gözünü oyduğu bir ortam. Yani e, bunlara alışık olmanız lazım bunları e, ne derler tolere etmek lazım. Yağmurda e, yağmurda alttan alttan e, şeyle Bülent Ersoy'lu göndermeler yaptı falan. E, o da birazcık Arto'nun şeyini kaşıdı e, sinirlenmesi için. Tabii ki Arto'nun yaptığı da yanlıştı. O da içerledi gelir gelmez bir canlı hemen canım cicim olunca bir bozuldu tabii ki Yağmur Çevik. Ama ilahi adalet kim e, art niyetli düşünüyorsa kim... Ee, hırslarına, egolarına yenik düşüyorsa, kim öfkeyle hareket ediyorsa o kaybeder. Ne oldu bir can öfkeyle hareket etti de kazandı mı? Geldiği koltukta bir gün duramadı. Ben onun yerinde olsam utancımdan bir ay sokağa çıkamam. Ama kadın hiç umurunda değil. Ay suratına şükür ya Rabb'i. Tük, işte, suratına tükür ya Rabb'i şükür. Hemen birkaç gün sonra bir YouTube kanalında çıktı. Car 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 gene sağa sola e, sataşan bir profil çizdi. Yani kadın magazin için yaratılmış. Kadın kaostan besleniyor. Ben şerbetliyim falan dedi zaten bana. Dokunmaz dedi. Kim konuşursa konuşsun dedi. Baş edememiş. Biz alışkın değiliz böyle şeylere. Bizde bir aile mevhumu var. Biz işte bu kadar hani böyle bu ağızlara benim alnım açık mahkemede gelin söyleyin falan gibi söyler. Herhalde o kaşar maşar lafları biraz zoruna gitmiş Yağmur Çevin. E hayatım ee, hoş geldin magazin dünyasına. Magazin dünyasında arada bir kılıçlar çekilir. Bazen sen de magazine konu olabilirsin. Şimdi tıpkı bizim seni konu ettiğimiz gibi. Çünkü konuşuluyorsunuz. Yani magazinin içinde sadece yorumcu olarak kalamazsın. An gelecek sen de yorumlanacaksın. E bizi de yorumluyorlar. Bak bana ben o ne linçler yiyoruz. Eğer bu işe atıldıysan bunlara da göğüs gereceksin. Yapacak bir şey yok. Bu işin doğasında var. Çünkü sürekli birilerini eleştirdiğiniz zaman birilerinin de eleştiri odağında oluyorsunuz isteseniz de istemeseniz de. Ama ben Yağmur Çevin bu kao kaostaki duruşunu sevdim. Çirkefleşmedi, hanımlığını bozmadı. Ee, çizgisini bozmadı. Sadece Deniz Akkaya'nın anneliğiyle ilgili bir birkaç yanlış cümle kurdu. Onun dışındaki duruşunu ben şahsen beğendim onun hakkındaki programdaki görüşlerimi de söyledim biliyorsunuz. O programda olmadı kardeşim. Bu demek değil ki bir Yağmur Çevik kötü. Başka bir yerde çünkü kendini ispatlamış Rüştü'nü YouTube'da gayet de başarılı. Ee, belki başka bir kanalda başka bir ekiple yine bir ekiple çalışacaksa belki daha başarılı olacaktır. O ekiple o kanalda olmadı. Bu hiçbir zaman olmayacağı anlamına da gelmez. Bunu da çok büyütmemek lazım. Kaosa çevirmemek lazım. Söylediğin insanlar da oradan 3 kere 4 kere gittiler geri geldiler. Artı dedin gitti gitti geri geldi. Yani bir can dediğin gitti geri geldi. Sen de gidersin bakarsın 2 sene sonra tekrar çağırırlar başka bir ekiple başlarsın. Aman bu kadar da büyütülecek bir mevzu yok diye düşünüyorum. Ee, biraz egolu görüyorum ama Yağmur Çeviği. Hafiften bir poposluk kalkık kendinde bir ego yersiz, nedensiz magazini çok anlam yüklemiş. Çok atomu parçalıyor sanki kendinden bahsederken. Tamam. Bir şeylerde yetenekli olabilirsin, mahir olabilirsin ama en konu yorumcusun yani. öyle bir anlatıyor ki yani mucize bir iş yapıyormuş gibi. O kadar da yok kızım. Onun için ne kendini çok abart, pof pofla ne de kendini kimseye ezdir, hakkını yedir. O da ayrı konu. Tabii ki kimseye de senin sana laf söylemesine izin verme. Hele de namusuna, evliliğine, ilişkine laf söylemesine tabii ki izin vermeyeceksin. Mahkemede hesaplaşacağız dedi. Ben mahkemeden bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Çünkü bu bu tarz şeylerde gitseniz ne olacak yani? Ne diyecek mahkeme yani? O onu dedi, bu bunu dedi. Laf kalabalığından başka bir şey değil. Birazcık e, dün konular çok yoğun olduğu için değinemedim. Ne diyorsunuz bu Yusuf Güney olayına? Çok enteresan gelmedi mi size de? yani e, şöyle bir bazen e, sizde de oluyor mu YouTube'da önünüze denk geliyordur astrologlar söylüyor YouTube'un klasik felaket tellalları var yeni pandemi gelecek yeni virüsler gelecek şudur budur acaba birilerinden etkilenip mi söylüyor diyoruz ama kaos geliyor diyor bakın Avrupa kaynıyor bütün sağ partiler e, ya da o taraftaki e, Milliyetçi kanatlar böyle bir Eski Avrupa olmayacak diyor. Göçmenleri onlar da istemiyorlar. Böyle bir e, milliyetçi bir kanat orada hareketlendi. Macron e, meclisi feshetti. Seçime gidiyorum dedi. Almanya hafif bir savaş senaryolarıyla. E, yani Avrupa'da da huzur yok. Ve hakikaten de şöyle bir kaotik ortama doğru gidiyoruz. Tüm bundan üstüne bir de uzaylılar geldi mi bacım yandı gülüm keten elva. Ya hele de biz Türkiye için. Zaten insanlar hayat pahalılığından delirmiş. Şu televizyonlara baktığınız zaman sürekli bir şiddet, sürekli bir kavga, sürekli bir yan baktın öyle dedim böyle dedim diye birbirinin gözünü oyanlar hele gündüz kuşağı programları aman Allah'ım Müge Anlı'da düşünebiliyor musunuz? Hunca bak Adamı parçalamışlar. Kıyma makinesinden geçirmişler. Ay detayları vermeyeceğim. Anlatırken bla, bla bla Yani caniliğin, vahşetliğin derecesine bakar mısınız? Hele bugün gördüm. Ekranda görmez olaydım. Ee, hamile bir köpeğim. Karnında ölmüş bebekleri sahibi almış bir dükkanın önüne terk edebiliyor. Ya bari bir veterinere götür bırak kaçacağım madem. Hayvan orada can çıkışıyor ölebilir. Yani vicdanını kaybetmiş insanların acımasız insanların dünyasında gerçekten mücadele veriyoruz ve bunu gördükçe de umutları tükeniyor insanın. Hele dün de Urfa'daki olaya biraz değindim ama devam edemedim. E, ka, e, konu unutuldu. E, Birçok konu da vardı biliyorsunuz. Yani orada eğer doğrusu bir tane adam yatmış o köpeği boğazlıyor. İşte sokaklardaki köpekleri toplayıp öldürüp poşetlere koyup kaldırmaları falan yani bir hayvan katliamı da başladı bir şeyleri bahane edip yok kuduz deyip o deyip bu deyip yalandan yere hayvan yapmayın bu bebale almayın hayvanlara eziyet etmeyin kedidir köpektir kuştur bak ayırmıyorum sokakta bizlerle yaşayan hiçbir canlıya eziyet etmeyin çocuklarınızı eğitin kardeşim köpeklerin yanından koşmasınlar. Yani en önemli şeylerden birisi patata kütede patata kütede onu tehdit algılıyor. Yani çocuklar da dikkat etmesi lazım. Taş atıyorlar, sopa böyle yani kışkırtıcı hareketlerde, eylemlerde bilmediğiniz bir köpekle samimiyet kurmaya çalışmayınız. Yani çocukların da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani kimsenin tabii ki canı yanmasın. Bakın tüm sağlık önlemleri, tüm hijyenik önlemler alınmalı. Başı boş tehlikeli köpekler tabii ki sokaklarda olmamalı. Hemen bir şeyler bir senin de bilmem neyini parçalasınlar falana geliyor. Çok üzülüyorum. Siz içinizde sindiriyor musunuz bir canlıyı boğarak öldürmek? Onu yapan insan bir insana da yapabilir ya. Bir canlıyı düşünebiliyor musunuz onu çırpına çırpına öldürmek? Yani hiç yakışmadı Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'daki bu haberler benim yüreğimi dağladı. Yani o görüntüler vahşet izleyemiyorum ben zaten hayvanlara işkence videolarını izleyemiyorum. Televizyonda da var. Ya o gözlerindeki acıyı, kederi, e, gözyaşını görüp de nasıl o hayvanı sokağa terk ediyorsunuz ya? İnanın belki de beslemedikleri için, belki de bir hayvanla hayatını paylaşmadığı için birçok kişi onların duyguları olduğunu düşünemiyorum. Onları oyuncak gibi mi görüyor bilmiyorum ama biz ne yaşıyorsak yaşıyorlar. Onlar da acı çekiyor, onlar da üzülüyor, onlar da korkuyor, onların da canı yanıyor. Yapmayın. Yani vicdanını yitirmiş olan kimse bana insan gibi gelmiyor. Yani bir insan şuradaki vicdanını yitirdiyse o artık mekanik başka bir şey, canavara dönüşüyor yani. Vicdan sadece insana karşı e, hissedilen duygular değildir. Vicdan bir ağaca da zarar verirken, bir e, tabiata zarar vermek, hayvanlara zarar vermek işte o, ben onların hiçbirinin vicdan olduğunu düşünmüyorum. Bilin isteye acıtmak güdüsüyle yapılıyorsa. Yani o yüzden eee canınızda sıkmak istemiyorum ama bu gördüğüm manzaralar beni çok ama çok üzüyor. Üstüne de Yusuf Güney'in açıklamaları bazen diyorsun ki yani hakikaten şu yeryüzünden bu çocuk tacizcileri, e, kadına şiddet uygulayanlar, sadistçe duygularla insan ve hayvan öldürenlerin şöyle bir buhar olup uçsun istiyorum bazen. Hani gerçekten yok olsunlar istiyorum bu dünyadan. Çünkü hakikaten artık kanım donuyor. Yani bir insanlık onuru ya da insanın daha ne kadar aşağıya inebileceğini sınırı yok ya öyle manzaralarla ve öyle hikayelerle karşılaşıyoruz. Bu arada... O da arada karambole kaynamış haberlerden bir tanesi. Beni gözünüzde çok büyütmeyin diyor Gülse Birsel. Ben öğlen bire kadar uyuyan, kalkmayan bir kadınım. İşte gerçek cumhuriyet kadını ülkeyi yönetsin falan gibi yorumlar gel geliyor diyor. Ben o kadar gözünüzde büyüttüğünüz kadar birisi değilim diyor. Ama seviliyor olmak senin... Ee, işte ne bileyim kitlen tarafından bu denli seviliyor olman ne kadar güzel bir şey. Yani niye gurur duymalısın? onları da hayal kırıklığına uğratmamalısın diye düşünüyorum ben Gülse Birsel. Yani başarılı bir e, senaryo yazarı, başarılı bir oyuncu aynı zamanda komedi alanında güzel şeyler yapıyor. Ve o da inşallah yeni bir projeyle görelim. Ara, soğuttu arayı bayağı bir uzunca bir ara verdi diye düşünüyorum. Bircan Bali'ye o programı oturup da ne yalan söyleyeceğim baştan sona izlemedim ama kısa kısa videoları hepinizin önüne düşüyordur. Meryem Uzerli ile ilgili de konuşmuş neymiş Meryem Uzerli kötü bir oyuncu. Hürrem Sultan'dan başka bir şey yok. Evet şuna katılabilirim. Hürrem'den sonra onun üstüne çıkabileceği bir karakter canlandır canlandırmamış olabilir. Ama ben Meryem Uzerli'nin kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani o kadar kırıcı bir kadın ki yani bu kadar sert eleştirilerde bulunmaya değer mi? Bakın Meryem Uzerli'de neler söylemiş? O da diyor ki beni diyor eleştirenlerle diyor zaman akıp gidiyor diyor. O akan zamanı diyor beni eleştirenlere vakit ayırarak diyor kaçırmak istemiyorum diyor. Meryem Uzerli ve e, kalbimi tamamen ailem ve işimle dolu kalbim diyor. Hem aileme hem de işime aşığım. Özel hayatımda ise doğru kişiyi bekliyorum. Gerçek aşkın beni bulacağına inanıyorum. Ama bekarlıktan da şu an için mutluyum. Yani bunu da sorun etmiyorum yalnız olmak. Hayatımda birinin olmaması da benim için bir eksi değil demeye çalışmış. Ben son derece e, başarılı buluyorum. Yani güzel de kadın bir ışığının, bir enerjisinin olduğunu düşünüyorum. İyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Belki e, aksam ve Türkçesinin bozuk olduğu için Kaşıyla gözüyle oynayan bir kadın ya hatırlayın o Hürrem'de. Onun kadar güzel yakışan olabilir miydi yani? Ee, ben çok oyunculuğunu da beğeniyorum. Belki onun çünkü o çok bir kriterdi. Onun üstüne çıkabilecek e, büyüklükte bir projede yer almamış. Belki doğru projelerde yer almamış olabilir ama bu onun kötü bir oyuncu olduğunu göstermez. Ayrıca da bu son Gain'deki ee, ruhu muydu? Neydi? O filmdeki kısa kısa videolarını izliyorum filmden. Gayet de başarılı. Bircan halt etmiş. Bircan zaten Hadise'yi beğenmiyor. Ee, Meryem Uzerli'yi beğenmiyor. Ee, Hakan Sabancı'yı beğenmiyor. Hande Erçel'i beğenmiyor. Serena'yı beğenmiyor. Kimseyi beğenmiyor. Ama kendini çok beğeniyor nedense. Kendine aşık bir kadın. Ben de onu beğenmiyorum. Yani bana göre e, ne derler? Hani Tamam bakın e, ağzı iyi laf yapıyor. Magazin konusunda bir, e, ne derler? Car 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 car. Bu işte gidiyor. Okey Ama o yani hadise için söyledikleriyle korkunç, yeteneksiz, işte başarısız, sesi kötü, o kötü, bu kötü, o kadar tükaka yaptı ki o kadar da değil. Abartmayı da seviyor. Dedikten sonra geçiyor muyuz diğer? haberlerimize. Meryem Üzerli'yi gömmesine çok üzüldüm ya. Ben Meryem Üzerli'nin hani niye hani anlıyorum. Hadi mahkemelik oldu şeyle e, hadiseyle falan ona bile eğlenmesini Hadi bir tık anlayabilirim kinlenmesini. Etliye sütlüye karışmaz. Şu melek gibi kıza niye kinlendin? Ondan ne istiyorsun değil mi mesela? Orasını anlamadım. Hasan Can Kaya'ya niye gıcıksın? Yeteneksiz, başarısız. Bir senaryo yazamaz, o o kötü, bu kötü, Tüm kaka. Ya binlerce ha diye bir şunu eleştirebiliriz, küfürlü, işte ne bileyim yaptığı işte ne bileyim tamam başarılı ama o tarzı sevmiyorum falan demek başka bir şey. Ama tamamıyla yok hükmünde gibi davranmak bence çok da ne derler? Evet. Başarılı insanlara karşı bir hazımsızlık ve bir tepki hareketi gibi geliyor bir cambalinin davranışları. Bakalım daha kimler hakkında konuşmuş. Her gün bir videosu çıkıyor kısa kısa. Çıktıkça konuşuruz. Hadiseye çok gıcık o ayrı konu. Mahkemeye verdiği için olabilir. Gene arada kaynadı. Sanki bugün çift dikiş gibi gidiyoruz. Melek Mosso'nun Hülya Avşar'daki. Çok şaşırdım. Hani kadın çıktı poposunu yaptırmasına gerekli olarak sağlık sorununu gösterdi. Ya böyle bir absürtlük olabilir mi? Bir insan sağlık sorunu için kıçına Brezilya poposu yaptırır mı? <laughs> niye airbag oturamıyorum da rahat oldu diye <laughs> kalça çıktığım var airbagleri taktı oh rahat oturuyorum diye <laughs> bir de bu açıklamayı kocası yapıyor yani tamam birazcık egzajere ediyorum ama yani kardeşim e, sevmişsin hoşlanmışsın yaptırmışsın bunu da süslemeye sağlık sorunuydu öyleydi böyleydi demeye hiç gerek yok ben bir de profesyonel şarkıcıların Eskiden yoktu bu ya yani şimdikiler bir tuhaf geliyor bana yani iyice e, hiçbir şey önemsemiyorlar hele şey İrem Derici'nin farkında mısınız bodozlama konuşmaları yani izleyiciye hiç saygıları yok yani sen bir şarkıcısın senin kitlen var izleyicilerin var ve seni odak noktası olarak görüyor ha bir e, senin biyografi şeyindir. Anlarım. Eşini alırsın. Dersin ki kardeşin gelir, eşin gelir anlarım. Ama sen bir reality şova bilmem neye kocan alıp gidiyorsan aynı Seda Sayan gibi senden de bir yol olmaz kızım. Zaten ben çok özel bir ses olduğunu da düşünmüyorum. Melek Mosto'nun. Hele de bu kocasıyla olan muhabbetten sonra ay resmen var ya komik ayol. Düşünsenize kocan çıksın. Ay onun sağlık sorunları var da poposunu ondan yaptırdık diye. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten komik. Ajda Pekkan'la ilgili haberler geliyor arkadaşlar. Ajda'mız e, 40 bin hayranı izleyecek stadyumda biliyorsunuz. Ama e, ben e, Ajda Pekkan'ı eğer gerçekten iddialar doğru ise bu kadar özel hazırlandığın jubile gibi diyebiliriz. Yani belki bir sanatçının hayatında hele de Türkiye'de Türkiye koşullarında kaç tane stat konseri olabilir? Belki bir daha olmayacak. Böyle bir gece hazır, hazırlanırken niye isminde gölge bulunan kadına şiddetle anılan birisini sen şef olarak orkestranda istediği kadar yetenekli olsun. Bu kadar hayvansever bir kadın, bu kadar şiddete karşı doğru mesajlar vermiş bir kadının bu konuda böyle bir tavır sergiliyor olması gerçekten beni üzdü ve incindim yani. Çünkü kadına şiddet uygulamış bu konuda ceza alıp cezaevinde olmuş birini kusura bakmayın da ben orkestrama alıp da Yapamam ya. Başka alternatifi mi yok? Senin hani diyeceğim ki imkanın yok. Bu ülkede yetenekli insan yok. Neler var neler ya. Gerçekten üzüldüm. Bu arada Evrim Malasya bir selzenişte bulunmuş. Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. Nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı da kalmıyor demiş. Evet maalesef ikili ilişkilerde partnerler konusunda kadınların beklentilerine hele de e, vizyon sahibi görmüş geçirmiş kadınların beklentilerine uyacak erkek hemen hemen kalmadı gibi bir şey. Öyle seni yemeğe götürdüğünde sandalyeni çekecek, arabaya bindirirken kapını açacak, sana prenses muamelesi uygulayacak, zarafetine zarafet katacak ya da Diksiyonuyla konuşmasıyla tam bir salon erkeği diyeceğin adam. Ay sen bulamıyorsan biz öldük artık. <laughs> öyle bir nesil kalmadı. Çünkü bunu da yine kadınların sebebi kadınlar. Çünkü kadınlar öyle erkekleri yetiştirseydi, e, anneler çocuklarını, erkek çocuklarını o şekilde yetiştirseydi emin olun, e, sizin yetiştirdiğiniz Neticede erkekleri de kadınlar yetiştiriyor yani. E, hele de bu çağda sadece erkekler konusunda değil kadınlarda da yani edepsizlik kat safhada. Yani bir takım şeylere özgürlük diyemeyiz. TikTok'ta görüyorum. Yani hakikaten e, estetikten uzak, şıklıktan uzak tamamen özenti, şu kadar tırnaklar, gencecik kızlar, balon gibi dudaklar. Yani ne bileyim daha 20'li yaşlarında kaşlar buraya çıkmış. Bu bunlar güzel değil ya. Bir kendini bozan bir nesil var. Yani nereye gidiyor? Konuşma, uslu, ee, artık bel altı, large look. ya Kadına nasıl zerafet, hani erkekten bekliyoruz ya gentleman, klas, salon erkek. Kadına da zerafet yakışıyor. Yani kadınlar böyle e, külan bey gibi e, hareketler içerisinde olup saçma sapan davranışlar içerisinde olup erkeklerde de affedersiniz yattığı yerden kadına saygı göstermeden hatta e, şimdi bir ya inanamıyorum yani neredeyse e, hesabı sen öde deyip ondan sonra kürdanla dişini karıştıracak pozisyona gelmiş erkeklerde. Yani bir kaybettik ya ruhumuzu. Farkında mısınız? Belki dijital çağın getirdiği bir takım konfor olanları, iletişimin getirdiği kolaylıklar okey, güzel ama yapay zekaydı, oydu, buydu ama bir ruhumuzu mu kaybediyoruz? Farkında mısınız? Ee, Binbir özenle çıkan hiçbir şarkı, mesela Bangır Bangır, Ay dört gün kaldı diyerekten merak ediyorum şimdi Tarkan'ın ne eskisi gibi şarkılar geçiyor. Çünkü içimizdeki duygular ölmüş. Dünyanın en duygulu şarkısını dinleseniz de, ay şarkı dinlerken ağlardık eskiden ya. Bilmiyorum hepimiz genç olduk. Ee, şimdiki nesil bilmiyorum ağlıyor mu da. Yani bir şarkı dinlerken gözünüzden yaş gelirdi var mı şimdi bir şarkı dinlerken gözünüzden yaş gelen kaldı mı? Yani etkilenmiyorum ben hiçbir şeyden ve etrafıma da bakıyorum hepimiz böyle bir e, duygusuz, ruhsuz hale geldik. Can acıtan, birbirinin gözünü oyan, birbirinin e, düşmüşlüğünden, acısından beslenir hale geldik. Korkunç. Yani iyi bir yere gitmiyoruz. E, yine geleceğim Yusuf Güney'in dediği gibi milyarlarca in, insan ölecek 2030'a kadar. 2030'dan sonra bir takım şeyler hızla hayatımıza değişecek diyor. Yani bazen de diyorsun ki kıyamet kopsun da kurtulalım. Yani o o dereceye de getiriyorlar insanı. Ee, şöyle bir tekrar bir gözden geçireyim arkadaşlar. Dün biliyorsunuz e, Aziz Yıldırım, Ali Koç, ay ne diyorluydu? Amanın yani yer yerinden oynadı. Başkan oldu Ali Koç. Ee, ama arada Acun Ulucalı da paylandı bir bir takım şeyler söylendi hakkında. Dün onu da söylemeyi unuttum. Tanju Çolak Acun Ilıcalıya düne kadar Fetullah'ın adamıydı. Bugün adam mı oldu diye öyle videoları dolanıyor TikTok'ta. Yani farkında mısınız? Acun bayağı bir paralanıyor. Bayağı bir eski geçmişiyle bir paralanıyor. Ay o da hiç umurunda değil. Üç, yani para nelere kadirsin. Değil mi? <laughs> Şu para gerçekten nelere kadir? Umursamıyor, iplemiyor. Öyle millet işte diyor ki tarikatçı diyor, FETÖ'cü diyor, o diyor, bu diyor. Hiç adam vız geliyor, tırıs gidiyor. Umurunda bile olmuyor arkadaşlar. Bu arada Seda Sayan'ın yeğeni Ayça bir herhalde dükkanı var. Protest tırnak, makyöz şu, bu, cartırı, curturu. Bir Arap müşterisi gelmiş ve müşteri önce demiş tırnak yapın, onu yapın, bunu yapın. Birçok bir, bir işlem yaptırmış. Sonrasında İlk geldiğinde diyor gayet kibardı diyor. Hatta fotoğraf çekindi bizimle falan. Kız anlatıyor. Sonra birden diyor turnağını beğenmediğini söyledi diyor. Önce diyor kalın dedi diyor incelttik. İncelttik ince dedi kalın dedi diyor. Sonra çıkarın dedi diyor. Sonra diyor ters davranmaya başladı diyor. İşte kocası mı gelmiş sevgilisi mi ne? Bu sefer işte kızın üstüne yürümüş dövmeye kalkmış. Seda yeğenini. Saldırmış üstüne kadın. Polis geldi diyor polisin yanında saldırmaya başladı diyor. Yani diyor kendi ülkemizde diyor insan bir yabancı ülkede diyor bir mahcubiyet olur diyor kendi ülkemizde neredeyse bir de Araplar bizi dövecek diyor kadın hakikaten o duruma gelmişiz yani ay arsızlığa bakar mısınız şimdi düşünsenize bir hayal edin X bir ülkede bilmediğim bir ülkeye gidiyorsun ben atıyorum hadi örnek verelim e, neresi olsun e, dünyanın e, attım yani Arjantin Meksika Meksika'ya gitmişim orada kuaför paylıyorum ay beğenmedim. ay ben burada yapamazsın onu. Beğenmesen bile ay düzelsek mi falan dersin. Kalkıp kadının üstüne yürüyeceksin, küfür edeceksin, hakaret edeceksin. Ay nasıl bir nasıl bir çıldırmıştı hali. nereden cesaret alıyorlar bu kadar acaba? Bu, cesareti nereden alabiliyorlar? Yabancı bir ülkede gidiyorsun, işini gücünü gördürüyorsun, hizmet alıyorsun. Hizmet aldığın yerdeki insanları beğenmedim çıkart bunu öyle böyle. Bağırıp polisin yanında saldırmaya kalkıyorsun. Kudurmuşluk ayol. Yani gerçekten bunlar daha iyi günlerimiz. Gerçek söylüyorum yani bunlar daha bizim iyi günlerimiz diye düşünüyorum. Bakın İrem Derici çocuk hakkında ne söylemiş? Çocuklar hakkında her gün bir açıklaması var ya. İrem Derici hiç çocuk hasretim yok. Kim de o yalı çapkınındaki de diyordu ya ben çocuk istemiyorum, sevmiyorum diye. Çocuklara katlanamıyorum. Küçük küçük İrem'ler olsa bütün paramı çocukları toplatmak için esteti estetiğe verirdim. Benim gibi... E, Şamamaya maymunu gibi olsa kafayı yersin. Bir de bakacak birini bulmam lazım. Ben bakamam. Sürekli ağlayan bir şeye benim tahammülüm yok gibi açıklamalarda. Ya bunlar ünlü olduğunu sorumlulukları olduğunu unutuyorlar. Yani sosyal mesaj verirken e, gerçekten o kadar kopuklar ve o kadar bireysel yaşıyorlar ki. Sen bunu e, yakın arkadaşına söyleyebilirsin. Milyonların önünde böyle demeç vermek ne kadar doğru. Ağlayan çocuk sevmem onu. Ya bunu sevmiyor Bunu da anlayabiliriz. Ama bu ekranlarda ya da bu röportaj olarak söylenecek şey mi ya? İnsanların e, çok üzgünüm maalesef sizler bunları yaratıyorsunuz. Sizler bunları seviyorsunuz. Bu şekilde e, konuşunca size daha bir farklı mı geliyor? Daha bir özel mi geliyor? Yok erkekli erkolar kaldırılsın. Erkek de demiyor Erkolar. Hani espri yapıyorduk falan da artık bakın kudurdukça o esprinin dozajı artıyor. Saçmalıyor. Gayet rahat yatakta nasıl yaptıklarından. işte DM'den yürüyorlar bana Arap atı gibiyim, o gibiyim, bu gibiyim. Bir kadına yakışmayacak uslukta konuşmalar. Ee, bakıyor ki dikkat çekiyor daha fazla bu tarz konuşmalar. E şimdi şu konuşmanın çirkinliğine bakar mısınız? Yok çocuklarının çirki kendi gibi çekin oğul bilmem nedir falan saçmalamış zırvalamış zırvalamış yani artık şu da kalktı. İnsanların kitlelere hitap ettiğindeki bir sorumluluk duygusu olması gerekir ya ha o sorumluluk duygusu kalkmış. Yani ipsiz, sapsız, istediğim gibi yaşarım, istediğimi konuşurum havasına girmişler. Bir denge denetim mekanizması olmalı diye düşünüyorum. Bu kadar hoyratlık olur mu canım? Ya senin binlerce genç kız hayranın var. Sen bu şekilde konuşarak onların bilinç altına çirkin ve yanlış kodlar ekiyorsun. Biz de 16-17 yaşında olduk ve hayran olduğumuz sanatçıların ağzına bakardık. Onların söylemleri bizi etkilerdi. Gelecek nesillere doğru mesajlar verin. Bu konuşmalar yakışıyor mu ya? Ya bir farkına varın. Milyonlar takip ediyor sizi. Milyonlarca genç kız size özeniyor. Sizin gibi olmaya çalışıyor. Onlara doğru mesaj verin. Ha siz özel hayatınızda kuduruyorsunuz mu? Azıyorsunuz mu? Çocuk mu sevmiyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Bu muhabbeti sen git arkadaşınla yap. Milyonlar önünde yapma canım. Yani hakikaten birilerinin bunları silkelemesi lazım. Bu arada haftanın en güzel gelinleri Merve Dizdar ve ee, Gamze Özçelik Merve Dizdar yalnız nişanında e, Gökçe Bahadır ve Ezgi Mola'nın halleri çok enteresandı Ay canım benim e, son dizilerinde Beraberlerdi Gökçe Bahadır çok mutluydu Elini ayağını böyle mutluluktan bir <laughs> En çok onu beğendim biliyor musunuz Bir arkadaşınızın Mutluluğuyla mutlu olmak ve onun Mutluluğunu paylaşmak kadar güzel bir şey var mı Kadının kalbi güzel demek ki Duramıyor yerinde böyle onların mutluluğunu e, elleriyle bir alkışlıyor ki böyle birisi de yazmış Ay ne biçim hareketler yapıyorsun diyor mutlu onlar için çok mutlu yani çok örnek bir davranış bence çok da güzel gelin olmuş bayıldım Merve'ye keza Gamze Özçelik'e de bayıldım Allah ikisini de haftanın gelinleri Gamze Özçelik'i de Merve Dizdar'a da mutlu etsin. Gelinlik her kadına yakışıyor. İkisine de çok yakışmış. Çok beğendim. Ee, ne derler? Bir ömür mutlu olsunlar. İnşallah e, evlilikleri uzun olsun. Yani çocuklarıyla yuvalarında bir ömür mutlu olsunlar. Ben e, gelin görmeyi de severim ve şans getirdiğini, uğur getirdiğini düşünürüm. Sizde de var mı mesela gelin arabası görmeyi, gelin görmeyi? Kız... ...kendime de bakmasam olmaz... ...bugün niye siyah giydin diyeceksiniz... ...çok sıcak ya... ...birkaç gün çok sıcak olacak... ...camı da kapatmadım bilmiyorum... ...mikrofonuma dışarının sesi geliyor mu... ...saçımı gergin topladığım için... ...terler merlersem... ...daha rahat olurum diye... ...bugün böyle bir siyahlara büründüm... ...birkaç gün çünkü 35 dereceler hakikaten... ...bakın makyaj durmuyor... ...durduğunuz yerde eriyorsunuz... ...ben klima sevmiyorum... ...beni hasta ediyor diye kullanmıyorum ama... Bu ışıklardan da herhalde şu birkaç gün aşırı sıcaklarda gerekecek gibi duruyor. Dedikten sonra siz de merak ediyor musunuz Tarkan'ın yeni şarkısını? Vallahi ben çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Fatih Altaylı, Fatih Altaylı'ya nazar değdi, motosiklet çarpmış. E, kaldırımda gidiyorum diyor, geldi diyor, dam diye bana çarptı diyor. Bir de diyor e, hakaret edip gitti diyor. Yani ne insanlar var gerçekten. Ee, bakın neler söylemiş Fatih Altaylı, gazeteci. Polisin önünden geçiyor diyor, umurunda değil diyor. Gazeteci Fatih Altaylı kendisine bir motosiklet çarptığını söyledi. Haftanın sonunu, hafta sonu geçirdiği kazayı kendi YouTube kanalında anlatan Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü, kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirten Altaylı, motosiklet sürücüsünü kendisine küfür edip e, hızla olay yerinden uzaklaştığını dile getirmiş. Ya bir de biliyorsunuz artık bu skuterler falan var ya onlar çok da sessiz oluyor. Özellikle Bağdat Caddesi falan. Ay nasıl biliyor musunuz böyle hayalet gibi yanınızdan hız diye geçiyor. Yani artık ne derler arkada da gözünüz olması lazım. O kadar dikkat etmek gerekiyor ki. Yani çok da hızlı geçiyorlar böyle. Ben hele de paşayla giderken artık böyle dışarıda şöyleyim yani Şöyle sağım solum böyle bir ne derler o tarafa bak bu tarafa bak böyle bir deli gibi oluyorum çünkü arkadaşlar çok zor artık yani çok dikkatli olmanız gerekiyor kalabalıklarda ya da ne bileyim böyle ım, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ultra dikkat dalgınlığa hayat hiç gelmiyor öyle bir de zamandayız bakın vurup geçiyorlar yani çok korkunç şeyler yaşanıyor ya televizyonda da gördüm kadının biri motordan düştü ay Allah'ım ya Rabbim e, kimsenin de umru olmuyor yani böyle de bir şey de var yani eskiden hey! koşardı herkes bir millet falan millet izliyor böyle sinema izler gibi şu skuturlarda gerçekten Çocuklar falan çok hızlı kullanıyorlar ve hiç umurlarında değil yani. O an böyle hani eskiden şöyle geçeyim desen arkandan seni vurup geçecekler. Çok dikkat etmek lazım. Geçmiş olsun diyelim. Fatih Altaylı'ya da Cem Yılmaz, yaşlı kurt dizi çekimlerine başlamış Eylül sonuna kadar sürecek çekimlerle bütün ekibi başarılar diliyorum demiş. Yaşlı kurt dönüyor ve yaşlı kurt senin Allah cezanı versin. Devam bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Projede kim bilir bizi ne sürprizler bekliyor demiş. Ay canım benim. Üzüldüm de biliyorsunuz sağ gözünde de %50 görme kaybı yaşamış. Ee, siz de fark ediyor musunuz? Okan Bayülgen ve Cem Yılmaz çok çöktüler ya. Ay canım benim. Okan Bayülgen o ne bileyim onu o siyah saçlı o şey halleri bir anda bembeyaz kırlaştılar ikisi de. Tabii yaş hepimizden geçiyor ama o ikisini de çok fark ediyorum bunu. Bir anda çöktüler. Ee, i̇kisini de çok beğeniyorum. Çok değerliler bence. Dedikten sonra şöyle bir tekrar gözden geçireyim. Ama bu da enteresandı. Beren Saat ile e, şey... Hazal Kaya 15 yıl sonra sosyal medyadan takipleşmişler. Onu soruyor ma magazin muhabiri. O da diyor ki arkadaşlar biz eski tanışıyoruz. Biz eski olduğumuz için bu sektörde diyor. ilişkilerimizi sosyal medya üzerinden değerlendirmiyoruz. Belki sosyal medyada geç birbirimizi takip etmiş olabiliriz ama bizim hayatlarımız sosyal medyaya göre şekil almıyor demiş. O kadar doğru ki eskiden yani şimdi ama ona göre bakıyorlar. Sosyal medyadan doğum günü kutladı mı? Sosyal medyada takip ediyor mu? Etmiyorsa o, o zaman küsler, dargınlar. Bu yeni oluştu bu. Ama hakikaten bu 10 senenin içerisinde mi var? Yani eskiler hayatı sosyal medyada yaşamıyor ki canım sosyal medyada takipleşmiyorsa küsler mi? Takip ediyorlarsa niye bu zamana kadar etmiyorlar? Ya <laughs> bakar mısınız? Artık gerçekten yeni çağın getirdiği şeyler çok enteresan ya. Neleri irdeliyorlar ve nelerden haber çıkarmaya çalışıyorlar dedikten sonra evet terlemeye başladım. O diyorlar ki videoların kısalaştı sev sevda. Yazın acım. Şu sıcaklar geçene kadar böyle 45 dakika bu ışıkların altında biraz zor diye düşünüyorum. Ve Seboş hepinizi çok seviyor. O güzel yorumlarınızı okudukça bayılıyorum. Arada bir çıkıyor. Tabii ki eleştiri de olacak. Ee, eleştiriye son derece açığız. Ama bazen kırıcı şeyler de görüyorum. Yani o artık o kadar çok video var ki takip edemiyorsunuz. Hangi bir yoruma e, yetişeceksiniz? Kısa videolar var ya shortlarda. Bir tanesi yazmış böyle. E, abidik gubidik o kadar çirkin şeyler yazılıyor ki maalesef bu işin de ne derler toksik bir yanı da var. Birilerinin hakkında yorum yapıyorsanız birileri de sizin hakkınızda yorum yapacaktır ama e, acaba öyle mi bir izlenim bırakıyorum karşı tarafta diye üzülüyorsunuz. Yani yine kendiniz arıyorsunuz hatayı dedikten sonra hepinizi çok seviyorum. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. Eğer buraya kadar izlediyseniz Tatlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone olursunuz. Yarın görüşene dek hoşçakalın.